Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Evinizde ıslak mendiliniz ve pirinciniz varsa evinizin her tarafı mis gibi kokacak. Bunu nasıl yapıyoruz? Anlatmaya başlıyorum. Bir tane ıslak mendili alıyorum ve düz bir zemine yayıyorum. Islak mendilin içerisine bir avuç pirinç yerleştireceğim pirincin tabii ki markası, kalitesi fark etmiyor. Dilediğiniz herhangi bir pirinci kullanabilirsiniz. Islak mendilinde çok büyük veya kaliteli olmasına gerek yok. Dilediğiniz herhangi bir ıslak mendili kullanabilirsiniz. Esansiyel yağ kullanıyorum. Bunu marketlerden veya aktarlardan bulabilirsiniz. Ben hanımeli kokusunu tercih ettim. Dilerseniz lavanta, vanilya, limon, portakal gibi değişik kokularda tercih edebilirsiniz. Esansiyel yağdan pirincin üzerine 10-15 damla kadar damlattım. Böyle bir ipe ihtiyacımız var. 10 cm kadar makasla kesiyorum. Islak mendilin üzerine fiyonk yapacağım. Pirinç ve esansiyel yağın daha güzel karışması için küçük bir kaşıkla karıştırıyorum. Islak mendilin dört ucunu birleştirerek bohça şeklinde kapatıyorum. Kesmiş olduğum bu iplik parçasıyla da mendili sıkıca bağlıyorum. Açılmaması için sıkıca bağlayalım. Fazla iplikleri de makasla keserek paketimi hazırladım. Birinci paketim hazır. İkinci paketi de hazırladıktan sonra evimizde hangi alanlarda kullanabileceğimizi anlatacağım. İkinci paketimde farklı bir işlem uygulayacağım. Farklı bir ıslak mendil kullandım. Pirincin üzerine esansiyel yağ yerine parfüm püskürttüm. İstediğiniz, sevdiğiniz herhangi bir parfümünüzden pirincin üzerine birkaç kez fıs, fıs yapabilirsiniz. Islak mendilin uçlarını bohça gibi kapatıyorum. İlk paketteki işlemleri tekrarlıyorum. İplikle açılmaması için sıkıca bağlayacağım. Hazırlamış olduğumuz bu paketleri evimizin farklı alanlarında kullanabiliriz. Örneğin Yatak odalarında, oturma salonlarında veya ayakkabılık, vestiyer gibi veya havlu dolabı, ayakkabı dolabı gibi farklı alanlarda kullanabiliriz. Dilerseniz nevresim dolaplarınıza, kıyafet dolaplarınıza, perdelerin alt tarafına, pencerelerin veya mutfakların görünmeyen yerlerine bırakarak evinizin her tarafının mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz. Bunu da bu şekilde hazırladım, asılabilecek şekilde. Bunu elbise dolabı için hazırladım. İlk paketimi havlu dolabıma yerleştiriyorum. Rastgele böyle bıraktım. Dilerseniz havludan bağımsız bir yere de böyle bırakabilirsiniz. İkinci paketimi de elbiseler için böyle asılabilecek şekilde hazırlamıştım. Askıya böyle asarak kullanabiliriz. Videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.